Dünyanın en ünlü gizli servis teşkilatlarının, metafizik alemlerin canlılarıyla, yani Kur'an'da bahsi geçen cinlerle işbirliği yaparak onları ülkeler arasında bir ajan olarak kullandıklarını biliyor muydunuz? Ülkemizde ilk defa TRT'de yayınlanan bir belgeselle gündeme gelen bu konu çok tartışıldı. CIA, Mossad ve Rusların KGB'si acaba 4. boyutun sakinleriyle nasıl bir iletişim halindeler? Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk duyduğumda ben de şaşırdım açıkçası. Az sonra anlatacaklarımı size kanıtlamaktan ziyade konu üzerinde birlikte düşünüp kafa yoralım diye hazırladım bu videoyu. Bazı izleyicilere göre komik bir konu gibi gelse de şayet bir Müslüman, Hristiyan veya Yahudiyseniz cinlerin varlığına inanmak zorundasınız. Herhangi bir dine inanmayan bir kişiyseniz de şunu bilmelisiniz ki dünya kendi dinlerinde... CIA'niz varsa bizim Tuncer'imiz var. Sizi iş mi çeviriyorsun Amerika? Sizin CIA'niz varsa bizim Tuncer'imiz var. İleride bahsedeceğim... dalga geçtiğim yere koymuş. Gerçekten çıldıracağım. Saçımı başımı yolmak istiyorum. Saçımı başımı yolmak istiyorum. Allah kahretsin ya. Bu arada telif atıp adamın kanalına ihtar verip videoyu sildirebilme yetkim var, biliyorsunuz değil mi? Çünkü Türkiye'deki telif yasaları şöyle. Bir saniye bile kullansa senin telifli malını adamın dükkanını kapattırıyorsun amına koyayım. Ama yapmam da böyle bir şey. Yapmam abi. Bana yaptı DJ Ferdi Özkan yaptı bana onu. Daha doğrusu onun anlaştığı şirket yapmış. Özür diledi şirket. Böyle şey, tehditli mesaj atıyor şirket. Şey diye mesaj attılar. Evet Ahmet Bey. Ferdi Bey'in müziğini kullanmışsınız. Ya şu hesaba 2000 lira ödersiniz ya da girsin. Kanala ihtar geldi amına koyayım. 3 ihtarda kanal kapanıyor yani. Ben de dedim ki elinizden geleni ardınıza koymayın. Kolay gelsin amına koyayım. 2 ihtar hakkım daha var. Böyle şey havada. Ananı sikeyim. Faredir inşallah onlar. Arkadaşlar bu arada yani benim bu tip kanallardan neden nefret ettiğimi hala anlamayanlar varsa tekrar sakince hilale anlatır gibi anlatayım. Küçük çocukların beyinlerini zehirleyen, onların kafasına böyle saçma sapan korku, şüpheler ve gereksiz bilgileri depolayan herkesten ölesiye nefret ediyorum. Tamam? Bu kadar basit yani. Ölesiye nefret ediyorum. O zaman telif. Ya işte adamın ocağına incir ağacı dikecek kadar nefret etmiyorum ama görsem suratına tükürürüm bir posta. Bir posta tükürürüm yani. Bu adamı ciddiye alan bir kitle yoktur inşallah. Kanka adamın 500.000 takipçisi var. 500 bin çocuk bunun iğrenç içeriğini izliyor yani. Soyulmamışızdır herhalde, taramışsınızdır. İğrenç yani, iğrenç ötesi. Yani 2 kuruş para kazanacağım diye gerçekten çoluğun çocuğun kafasını bulandırmak... Ne bileyim, benim aklım almıyor. Yapılabilecek en iğrenç şeymiş gibi geliyor bana. Abi sen de bizi öyle yapmıyor musun zaten? Tabii canım. Madem yanlış olduğunu düşünsün, elinde bunu engelleme fırsatın var, kullanmalı. Ya kanka o iş o kadar kolay değil yani. Ben şimdi burada çıktım, 14 yaşında kıza ilk ne zaman sikiştin diyen adama laf söyledim diye internette yemediğim linç kalmadı yani, anladın mı? Aptal insanları kurtarmak benim görevim olmamalı bence. O yüzden artık yavaştan salıyorum bu muhabbetleri. Çünkü çok iğrenç artık yani. Çok baydım. Çok inanılmaz. O olaydan sonra özellikle inanılmaz baydım. Yani yemediğim linç kalmadı. Sana ne? Adam parasını kazanıyor. Kıskandın mı vücudu iyi diye? Şişko. Neler neler abi, neler neler. İnsanlar o kadar aptal ki. İnsanlar o kadar salak ki. Ya babam dedi, oğlum dedi, sen niye uğraşıyorsun ki dedi amına koyayım. Bırak boklarında bulsunlar dedi. Sana mı kaldı, sana mı düştü dedi. Dedim ki galiba haklısın baba. Bu sefer haklısın dedim yani. Sen öyle linç yediğin için bu kadar seviliyorsun. Ya o doğru. Ama daha büyük bir kitlenin devamlı negatif enerjisini üstüne çekiyorsun abi sonuçta. Aa yine geldi bunlar. Oğlum hep ben yardım ediyorum. Bir kere de siz yardım ediniz. Bataklık abi, cahille savaşamıyorsun ki. Adam cahil yani. Abi öyle değil işte ya. Yani şimdi şöyle, senin işin internette olduğu için, tamam mı?
Yani geçen diyorum ya, gecenin bir yarısı ablam aradı beni. Daha doğrusu mesaj attı. Diyor ki, oğlum diyor, sen diyor niye Allah'a küfrettin? Dedim niye Allah'a küfredeyim ya? Yayında Allah'a küfretmişsin. Allah Allah dedim, ne alaka? Link mink bir şey var mı? Ekşi Sözlük'te başlık açmışlar. Ananı sikeyim diyorum. Ananı sikeyim diyorum ama neyi basarak? Allah'a küfreden yayıncı diye başlık açmışlar amına koyayım. Giriyorum başlığa. Altında yine ne şişko oluğum kalmış, ne kazandığım para kalmış. Arkadaş yani. Rospu çocukları, hiç mi adalet duygunuz yok sizin ya? İki tane çıkmış demiş ya, Allah'a küfretmemiş de anaya küfretmiş. Terbiyesiz herif falan. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar şey, üzgün hayatlarında birilerini linçleyip linç kültürüyle nefes almaya çalışan yakıklarla dolu abi bu ülke maalesef. O yüzden siktir ettim yani pek. Pek çok şeyi siktir ettim. O şişko falan diyenler Twitter'da dış görünüşüyle kimseyi yargılamayın. Tabii canım. İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın. Ne Cahreyn mi? Tipini sikiyim şişko. Oğlum biz evlendik. Bizim evlilik fotoğrafımızın altında falan. Bu karı bununla nasıl evlenmiş falan filan diyenler var. Yani o kadar iğrenç ki. Şimdi benim sikimde değil. Ama biliyorsunuz geçenlerde bir kızcağız sosyal medyada bulilendiği için ve durumu çok kötü olduğu için ekonomik olarak kalktı intihar etti. Hadi ben kaldırıyorum. Hadi ben alışkınım. Ben zaten internetle beraber doğmuş bir çocuğum neredeyse. İnternetin başından beri buradayım amına koyayım. Ama gidip Yonca'da profil açmış bir çocuk değilim. Ben internetin bağrından geliyorum. 4chan'ın 4chan olduğu zamanlarda 4chan'da takılan adamdım amına koyayım. Sizin salak trolleriniz mi beni kıracak ya da üzecek? Güler geçerim yani. Bir şeyin beni üzebilmesi için içinde belirli bir IQ seviyesi olması lazım. Hakikaten beni böyle sert bir noktadan vurabilmesi lazım. O yüzden tamam, ben bunları atlatıyorum da mentalite çok çirkin abi. 90'larda böyle buliler hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum ama şeyi söyleyebilirim. Yani çocuk dediğin aslında çok kötü bir varlık. Yani çok kötü bir yaratık olabiliyor çocuk. Çocuk nasıl kötü bir yaratık olabiliyor? Hatırlayın abi, 90'larda bizde de daha çok kızlarda vardı. Sen bizim gruptan değilsin. İşte bizim grup X, Y kişilerinden oluşuyor. Ananı sikerim senin. Orospu çocuğu yavaş lan. Kaç 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 kaç. Kaç lan kaç. Marco. Marco. Oyun bir çöker gibi oldu, fark ettiniz mi? Ya bak, dış görünüşle ilgili yorum yaparsın. Ben ona çok da şey takılmıyorum. Yani mesela şuna bak lan, ne giymiş diyebilirsin. Ya da şu giydiği yakışmamış diyebilirsin. O ayakkabı giyilir mi dersin. Şu saat takılır mı dersin. Giydiği şeyin rengini beğenmedim. Bunları diyebilirsin ama şu kaşı, şu burnu, bu kilosu, şu boyu falan. Bunlar bence çok yorum yapılacak şeyler değil yani. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor.